Norsiyem Uluslararası Piyasalar Uzmanı Ahmet Uluhan telefon attığımızda. Ahmet Bey selamlar. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Size de iyi cumalar diliyorum. Altın tarafıyla başlamak istiyorum. Çünkü orada yüksek seviyeleri görüyoruz. 1300'ün üzerini gördü altın ons fiyatı. Nasıl bir yorumluyorsunuz? Bundan sonraki dönem içinde bu yükselişin devam edeceğini öngörüyor musunuz? Evet, bu hafta Yellen'in konuşmasıyla beraber Amerika'nın mevcut ekonomik politikalarında herhangi bir değişiklik olmayacağını, varlık alımlarından ölçülü çıkışın en azından devam edeceğini gördük. Burada baktığımız zaman ABD'nin son dönem genel verilerinde genel olarak beklentilerin altında kaldığını görüyoruz. Tüm bunların yanında yine Çin Ocak dış ticaret dengesinin de olumlu gelmesiyle beraber metallerde tekrar yukarı yönlü bir hareket başlamış oldu. Altında da üst bantların aşılmasıyla 1300 kritik seviyelerinde belki ilk etapta zorlanma olmuş olabilir, ancak bugün itibariyle 1320 kademesine kadar tırmanış devam etti. Şimdi burada altını destekleyen bu tür gelişmelerle beraber altının yukarı yönlü genel görünümdeki yukarı yönlü potansiyeli devam etmekte. Bu bağlamda hareketin devamını öngörebiliriz. Belki arada kısa düzeltmeler yine teknik açıdan söz konusu olabilir. Ancak ilk etapta 1330-1350 gibi kademeler önümüzdeki hafta içerisinde görülecektir, test edilecektir. Burada yine önümüzdeki hafta gelecek Çin PMI verisi, yine ABD enflasyon verileri, bunlar da altın ve metaller üzerinde belirleyici veriler olacaktır. Kısmen değerlendirmemiz kısa vadede belki 1330-1350'ye kadar ara düzeltmelerle beraber kademeli yükselişin altında devam edeceği yönünde. Peki parite ile ilgili değerlendirmenizi de almak isterim. Bugün Avrupa'dan büyüme verileri geldi. Beklentilerin bir miktar üzerindeydi ve Euro'da yükselişin olduğunu görüyoruz dolar karşısında. 1.37 seviyesinin üzerinde şu an itibariyle. Peki bundan sonraki dönem için öngörünüz nasıl? Biz Euro'da aşağı yönlü bir hareketi uzun zamandır bekliyoruz ama hala görmedik. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl kapatacak haftayı Euro-Dolar paritesi? Tabii doların genel olarak piyasalar genelinde değer kaybetmesi hafta içi gelişmelerle beraber ve bugün de ABD, Avrupa, Euro bölgesindeki büyüme rakamlarının beklenenin üzerinde gelmesi bir nevi Euro'nun lehindeki yukarı yönlü hareketi daha da desteklemiş oldu. Tabii burada özellikle 1.38'in üzerinde daha önce Avrupa Merkez Bankası'nın müdahalesini hatırlıyoruz. Haliyle de 1.37'nin üzerinde istediği potansiyeli tam olarak Euro lehine piyasa oluşturamadı şu ana kadar. Fakat Euro lehindeki bu güçlenmeyi daha devam ettirebilir. Ancak beklentimiz kısa vadede en fazla bunun 1.38 seviyelerine kadar sürmesi yönündedir. Mevcut bandı yine Euro dolar paritesinin önümüzdeki dönemde de gelişmelerin etkisiyle çift yönlü dalgalı seyir halinde devam edecek kanaatindeyiz. Peki, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Norsiyem Uluslararası Piyasalar Uzmanı Ahmet Uluhan'ı dinledik.